enişte ve yakınlarından herkese merhaba. Bizler Excel'de bulunan World Travel Market Dünya Turizm Fuarı'ndayız. Turizmin kalbinin attığı yer burası. Dün çekimlerimizi gerçekleştirdik Kıbrıs Genç TV Londra temsilcileri olarak. Bugün de ikinci gününde fuarımıza geldik. Birazdan standtaki kişilerle röportajlar gerçekleştireceğiz. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Turizm Bakanımız da geldi. Onunla da küçük bir röportajımız gerçekleşecek ve diğer kurum ve kuruluşlarla röportajlarımız gerçekleşecek. Bugün ikinci gün, yarın üçüncü gün halka açık. Gitgide katılım büyüyor. İlgi çok büyük, talepler çok güzel gibi görülüyor. Bakalım burada bulunanlar fuarla ilgili neler söylemişler. Birazdan ekranlarınıza aktarıyoruz. Fuarla ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti standındasınız. Düşünceleriniz nelerdi? Nasıl buldunuz Excel'i? Çok güzel. Çok geniş bir alanda Türkiye fuara katılıyor. Hemen komşumuzda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Türkiye'nin standını gezer gezmez buraya Kıbrıs'a geldik. Kıbrıs bizim canımız, canımızın bir parçası, vatanımızın bir parçası. Kıbrıs'ın burada bu güzel fuarda temsil edilmesi gerçekten çok değerli, önemli. Sayın Bakanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Biz de Kıbrıs'ın burada görünmesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Türkiye olarak turizm alanında her türlü işbirliğini de yapmaya hazır olduğumuzu zaten söylemeye bile gerek yok. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde İngiltere pazarındaki tanıtımların biraz yanlış olduğu ya da eksik yapıldığı, bu tanıtımların az olduğu ile ilgili söylemler var. Siz turizm, Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanı olarak bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Şimdi bir kere her yerde görünmemiz lazım. Bu fuarda görünmek bile başlı başına bir iştir. Nihayetinde hakikaten Kuzey Kıbrıs fevkalade güzel, doğal güzellikleri olan bir tabiat harikası bir yer. Buranın tanıtılması için her platformu kullanmamız gerekiyor. Burayı da arkadaşlarımız gayet güzel bir şekilde değerlendiriyorlar. Daha iyi olabilir mi? Tabii ki olabilir. Ama bizim her yerde görünür olmamız, sürekli daha iyi yapabilmek için hareket halinde olmamız gerekiyor. Nihayetinde turizmde öyle bir şey var ki bir ülkenin ya da bir destinasyonun marka değeri sürekli ifade edilerek, sürekli konuşularak, sürekli hatırlatarak oluşan bir şey. Böylece burada gelen bütün misafirler Kuzey Kıbrıs'ın varlığını önce biliyor, bilenler de daha yakından tanıma fırsatı buluyor. Ben bunun önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı olarak sizler de desteklerinizi 2018 yılında da sürdürecek misiniz? Biz de çok teşekkür ediyoruz bize vermiş olduğunuz. Sürdüreceğiz tabii. Sağ olasınız. Sevgili Genç TV izleyicileri, Turizm Bakanımız Sayın Fikri Ataoğlu ile röportajıma başlıyorum. Bakanım hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Excel 3 gün sürecek Londra'da turizm fuarı, turizmin kalbinin attığı yerdeyiz bugün. 3 gün sürecek. Siz ikinci gün katılabilme şansını elde ettiniz. Dün de buradaydı, standımız burada kuruldu. Çok güzel bir stand ve Kıbrıs'tan ekibimiz geldi. Dünle ilgili ne gibi geri dönümler aldınız, neler söylediler, nasıl geçti dün? Evet, teşekkür ederim. Tabii ki İngiltere'deki yapılan uluslararası fuarın dünya çapındaki ikinci büyük fuar olduğunu biliyoruz. En azından 181 değişik ülkenin içerisinde yer aldığımızdan ve dünyanın ikinci büyük fuar merkezinde bulunuşumuzdan dolayı mutlu olduğumu ülkem adına bunu belirtmek isterim. Dün açılışı gerçekleşti. Dün açılışı gerçekleştiği süre içerisindeki gerek bizim paydaşlarımız veya Turizm ve Çevre Bakanlığı personelinin yer aldığı dünkü açılış sonrasında gün boyu oldukça hareketli geçildiğini, bizim bugün buraya kısmet katılmamız nasip oldu ve bugünkü bizim buraya katılmamızdan sonraki dünkü duyulan memnuniyeti tekrar bir kez daha dile getirmek için dün uğrayanlar bizim gelişimizi öğrendiğinden dolayı bugün yine geldiler. Onlara da ben çok teşekkür ederim. Tabii ki bizim için önem arz eden bir fuar. Sadece burası değil, biz bütün uluslararası yapılan fuarların yanında Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak da biz kendi ülkemizin tanınması ve tanıtılmasıyla ilgili birçok etkinlikler düzenliyoruz.
Bu etkinlikler içerisinde geçtiğimiz aylar içerisinde İngiltere'de tekrar bir etkinliği, ilkini düzenlediğimiz, kısmetse önümüzdeki yıl yine ikincisini ve bunun sürdürülebilir olacağına inandığımız ki İngiltere'de yaşayan herkesin Kuzey Kıbrıs'a gelebilmeleriyle ilgili veya gelişinin de artmasıyla ilgili yapmış olduğumuz çalışmaları da devam edeceğiz. Bu çalışmalarımız bizim devam ettiği bu süre içerisinde biz sadece yalnız değiliz. Bizim yanımızda bütün paydaşlarımız var. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olan bütün her ne varsa herkesle ve her şeyle gurur duyuyoruz. Ve her şeye inancımızın tam olduğundan dolayı bu yola çıkıyoruz. Gerek otellerimizin dünya çapındaki otellerle yarışır durumda olması, gerek Kuzey Kıbrıs Adası'nın çok güzel, nezih bir ada olması, sadece deniz, kum, güneş değil, alternatif birçok turizmin de kendi içinde barındırdığı o küçük ada, dünyaya meydan okurcasına hareket eden ve içimizdeki barındırdığımız üniversitelerimizin de var oluşu, üniversitelerimizin var oluşu sebebiyle de üniversitelerimiz sayesinde sağlık turizminde hayata geçirilmesi, sağlık turizmin de bir şekilde hayata geçtikten sonraki katkılarının büyük oranda yüksek olduğunu da belirtmek isterim. Amacımız İngiltere'de yaşayan herkesin Kuzey Kıbrıs'a gelmesini ve Kuzey Kıbrıs'a gelen herkesin komşusunu da birlikte gelirken getirmesini sağlamak. Geçtiğimiz yıl yapılan tanıtım etkinliğinde ve bizim Turizm Bakanlığı olarak yapmış olduğumuz etkinlik sonrasındaki bugüne kadar geçirdiğimiz bu süre içerisine baktığımızda artış sağlandığını görüyoruz. Bu artışın sağlandığını gördüğümüz zaman ülkemizdeki turizm sadece yaz döneminde değil, yıl 12 ay turizm yapılabilecek olan bir ada olduğunu, yıl 12 ay eğer turizm yapılabilecek bir ada olduğuna inanıyor isek, yıl 12 ayda tanıtım yapabileceğimize inanıyoruz. Yıl 12 ayda tanıtım yapabileceğimize inandığımızdan dolayı 12 ay boyunca da biz bu tanıtımlarımızı sürdürüyoruz. Sürdürmeye de devam edeceğiz. Biz kendimize ve bizim ekip arkadaşlarımıza ve bizim o küçücük ve nezih adada yapılan bütün her şeye güvenimiz tamdır. Ve her zaman diyoruz ki biz dünyayla yarışıyoruz. O kadar küçük bir ada oluşumuzdan dolayı dünyayla yarışıyoruz. Dünyayla yarıştığımız bu süre içerisindeki o pastanın içerisinde nasibimizi almak için de her şeyi yapıyoruz. Bakanım, bugün Rum tarafına 1.4 milyon turist gidiyor ve konuştuğumuz kişiler ve burada bulunanlar, standta bulunanlar da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı'nın özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti imaj reklamlarını yeterince yurt dışında gerçekleştirilmediği doğrultusunda, özellikle İngiltere'de reklamların yeterince yapılmadığı doğrultusunda, zaten biraz önce de Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı'na bu konuda biraz isyankar davrandım. Neler yapılabilir, onların görüşlerini de almak istedim. Neden yurt dışına reklamlar yeterince yapılmıyor? Siz bizi tatmin ediyor dediniz. Yani turizm iyiye doğru gidiyor, yükseliş var dediniz ama şikayet geliyor. Burada röportajlarımızı dün gerçekleştirdik. Otelciler olsun, acenteler olsun, uçak fiyatları olsun çok yüksek. Bununla ilgili şikayette bulundular. Turizm Bakanlığı'ndan biz daha fazla reklam istiyoruz. Çünkü biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak gelirimizi turizmden sağlıyoruz. Turizm bizim için çok önemli ve turizmi daha iyi uluslararası platformda daha iyi yerlere taşıyabilmek için çok sağlam reklam yapmamız gerekiyor. Sadece fuarlar yeterli değil. Bununla ilgili neler söylersiniz? Evet, çok teşekkür ederim. Çok güzel bir soru sordunuz ve açıkçası bizim bakanlık olarak da şu anda bu tanıtım etkinliklerin yapılmasıyla ilgili yapmaya başladığımız ve geç olduğunu da bilinci içerisinde olarak reklamların çok hızlı bir şekilde geçmişte olduğundan daha da büyük bir şekilde yapmamız gerekir. Eğer biz bu İngiltere'den ciddi bir pastadan pay almak istiyorsak, eğer Rum tarafına giden turist sayısını da göz önünde bulundurduğumuzda ve Rum tarafıyla, güneyle kuzeyi kıyasladığımız zaman kuzeydeki bütün imkanların daha yüksek seviyede olduğuna da inanıyoruz. Gerek otellerin pozisyonunu düşündüğümüz zaman, gerekse deniz, kum ve güneşi düşündüğümüz zaman, bütün bu olayları da düşündüğümüzde eğer bizim elimizdeki olan imkanların çok yüksek seviyede de olduğuna inanıyorsak bunları bir şekilde hızlı ve bir şekilde göz önünde bulundurmamız lazım. Bu da reklamlardan geçer. Bu reklamlar, yapılan bu reklamlar yeterli kadar
getiriyi kadar istediğimiz bir reklam değil. İstediğimiz reklamada ulaşmak için önümüzdeki günlerde ve umarım en önemlisi 2018 yılı bütçesi içerisinde de bu reklama ayırmak istediğimiz bütçeyi de ayırır ve 2018'de de hedeflenen reklamları da yapma şansını yakalarız. Yeterli bütçe ayrılmıyor mu o zaman bu tanıtımlar için? Yani geçmiş yıllardan günümüze kadar maalesef üzülerek söylüyorum. Turizm Bakanlığı'nın bütçesi öteki bakanlıkları da göz önünde bulundurduğumuz zaman en düşük bütçeye sahip olan Turizm Bakanlığı. Olsun, biz elimizdeki parayla da yetinmeyi de biliyoruz. Fakat 2018 yılı içerisindeki reklamlara ayırdığımız parayı da eğer bu bütçe olayı geçtikten sonra 2018 yılındaki reklamlar da göz önünde geldiği zaman istenilen hedefe ulaşabilmek için reklamları da istediğimiz şekilde yapma şansını yakalayacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanı da standımızı ziyaret etti. Onun görüşleri nasıldı? Neler dile getirdi? Evet, ben açıkçası çok mutlu oldum. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Numan Kurtulmuş Bey ile geçen hafta Ankara'daki birlikteliğimizden sonra dün itibariyle birlikte İstanbul'dan Londra'ya birlikte geldik. Bugün yine fuar alanındaydık. Fuar alanına gelişinin ayağının tozuyla hemen bizim standımızı ziyaret etti ve bizim standımızı ziyaret ettiği süre içerisinde bizim izaz ikramlarımızdan da yararlandık hep birlikte. Gelişi bizi oldukça mutlu etti. Tabii ki etrafımızda Türkiye'nin standlarının olması ve Türkiye standlarının arasında olmamız bizi o kadar daha mutlu etti. Burada ben bu görüntüyü ve bu algıyı aldım. Biz bir güven altındayız. Etrafımızda Türkiye'nin standları ve Türkiye'nin standları arasında olduğunu gördüğüm zaman tıpkı harita üzerine baktığınızdaki en yakın bize olan komşu anavatan Türkiye'nin olduğu gibi burada da bizim etrafımızı saran anavatanın Türkiye'nin standlarının oluşu bizi o kadar daha mutlu etti. Biz birlikteyiz. Ve birlikte olmaya da devam ediyoruz. Birlikteliğimizi de hiçbir güç ve kuvvet ayıramaz. Önümüzdeki yıllardaki yapacağımız bütün plan program, önümüzdeki günlerdeki yapacağımız bütün plan program, birlikte başlattığımız bu plan ve programları da sürdürmeye devam edeceğiz. Biz anavatan Türkiye var olduğu süre içerisindeki güvenimiz tamdır. Aynı şekilde ki anavatan Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'ta yapmış olduğu destek de her zaman olduğu gibi de artmaya da devam ediyor. Son olarak sormak istiyorum. Birlik dediniz, güç dediniz. Tabii ki İngiltere'de yaşayan çok büyük bir kesim var. Az önce İngiltere Kıbrıs Türk Devletleri Konseyi ile görüşmeler yaptınız. Burada kurum ve kuruluşlarla görüşmeleriniz devam ediyor mu? İleriki günlerde projeleriniz nelerdir? Buradaki halkla da iç içe olmak tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizmi açısından çok önemli. Bununla ilgili neler söylersiniz? Tabii ki ben yapmış olduğumuz bu ziyaret içerisinde sadece buradaki bu geçireceğimiz iki gün boyunca günümüzü geçirmek değil, buradaki geçireceğimiz bu iki gün boyuncaki günler içerisinde sivil toplum örgütleriyle ve konseylerle bir araya nasıl gelebiliriz? Sivil toplum örgütlerinin veya konseylerin yapmış olduğu tanıtım etkinliklerine nasıl katkı koyabiliriz? Birlikte elimizi taşına nasıl koyabiliriz? Bunları görüşmek için ve birlik beraberlik içerisinde olduğumuzun mesajını vermek ve birlik beraberlik içerisinde olduğumuzun mesajını da verdikten sonra başlatılan bir takım tanıtımlar ve etkinlikler önümüzdeki yıllar daha da bunu sürdürülebilir bir şekilde ve de artarak ve büyüyerek devam etmesiyle ilgili yapabileceğimiz noktaların ne olduğunu birlikte tespit ederek o noktalara biz de katkı sağlayıp hep beraber elimizi taşın altına koyarak bütün hedeflere en kısa bir sürede de ulaşmaya vesile olacağımıza inandığımdan dolayı ben bu toplantıların ve bu görüşmelerin olmasını istedim. Sağ olsun sivil toplum örgütleri veya konseydeki bulunan bütün yönetim kurulu arkadaşlarım da bizimle beraber oldular. Onlardan bir dizi temaslarda bulunduk. Katılan bütün herkese, katılamayan da herkese de yine teşekkür ederim. Ve burada bütün İngiltere'deki yaşayan kardeşlerimize de bu güzel adamızdan kucak dolusu selam ve saygılarımızı da iletmenizi sizler vasıtasıyla da buradan vesile olarak da iletmiş olalım. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim.
Market Dünya Turizm Fuarı'ndaki röportajlarımız devam ediyor. Yanımızda İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi As Başkanı Sayın Işık Vedat ve Tuğrul Yiğitoğlu var. Hoş geldiniz öncelikli olarak. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Evet, konseyi temsilen burada bulunuyorlar. Bir nevi ziyareti gerçekleştirdiler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm Bakanı ile birazdan neler konuşmuşlar, onlarla ilgili de bilgiler edineceğiz. Ama öncelikli olarak fuarı nasıl buldunuz? Onunla ilgili girmek istiyorum. Hakikaten fuar çok etkili. Bir endamlı bir evimiz var. Benim çok hoşuma gitti. Kıbrıs evi diye geçiyor anladığım kadarıyla. Arkadaşlar çok etkili oluyorlar. Bilhassa Hasan abimiz ön tarafta dizayn etmişlerdi. Güzel pottery işlerini yapıyor orada. Çok ilgi görüyor. Bence başarılı olacaktır bu yıl. Evet. Fuar oldukça kalabalık. İlk kez geldiniz sanırım bu yıl. Evet, geçen yıl gelmek istedim aslında. Rahatsızlık nedeniyle gelemedim. Bu sene hafif bir nezle olacakmışım gibi bir halim var. Fakat gelmek istedim hakikaten. Destek olmamız gerekiyor. Burada arkadaşlarımız bayağı uğraşıyor. Ambargolar bir çeşit delme yöntemi de bu olsa gerek. Destek gerekli. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yeterince turist gitmiyor İngiltere'den. Bir nevi şikayetler var. Yeterince tanıtım yapılmıyor. Siz bununla ilgili neler söylersiniz? Biz İngiltere'de yaşıyoruz. Bilet fiyatları çok yüksek. Sizler de biliyorsunuz ki bunların bir an önce bu fiyatların aşağıya çekilmesi gerekiyor. Sizce bu tanıtımla yeterince yapılabiliyor mu Londra'da? Tanıtım bence yapılıyor fakat bunu birazcık daha şöyle Londra bazı değil de İngiltere bazında yapılması gerektiğine inanıyorum. Mesela otobüslerde, undergroundlarda daha önce de teşebbüsler oldu bu gibi konularda. Rumların baskıları oldu tabiatıyla. Fakat biz bunları aşmışız artık, yapabiliriz. Bizim de gücümüz vardır. Artık burada Kıbrıslı Türklerimiz de güçlenmiştir. Bizim gücümüzle, desteğimizle bunu yapabiliriz. Biz zaten kendimiz burada kişisel olarak da KKTC'yi, Kıbrıs Türk'ünü tanıtmaya devamlı uğraşlar, çabalar veriyoruz. Kişisel bazda olsa bile, derneklerimiz olarak da her bazda yapıyoruz. Fakat bence devletimiz bu yönde biraz daha bütçe ayırıp da biraz bu reklamlara önem vermesi gerektiğine inanıyorum. Bunu Turizm Bakanı'yla da az önce yaptığımız toplantı. Bunu sormak istiyorum. Bir nevi ziyarette bulundunuz içeride. Küçük bir toplantı gerçekleşti. Neler konuştunuz? Onunla ilgili de görüşlerinizi alalım. Genel olarak biz burada yaptığımız etkinliklerinden bahsettik. Onunla kendisi bağdaşan bir konuda esasında festival konumuzdu. Festivalde bizim bazı anlaşmazlıklar olduğunu, fakat bunları, bu pürüzleri açtığımıza inanıyorum. İki taraf da anlayışlı davrandı. Bu sebepten dolayı iyi gülerek, kucaklaşarak ayrıldık. Ümitlerimiz her şey toplumumuz içindir. Her şey milletimiz içindir. Nerede yaşadığımız önemli değildir. Bir birliktelik olmamız gerektiğine inanıyorum. Bu sebepten dolayıdır ki biz de konseyin başındayız ve bu birlikteliği devam ettiriyoruz. Daha fazla güçlü kılmaya çabalar veriyoruz. Gayemiz bu. Çok teşekkür ediyorum Işık Bey ve Tuğrul Yiğitoğlu'na dönmek istiyorum. Sizler de hoş geldiniz. Eksel'e nasıl buldunuz turizm fuarını? Her sene geliyorum zaten. Bu sene bir daha farklı, bir daha hoş. Biraz daha kalabalık var geçmiş yıllara nazaran. Çok güzel bir stand yapmışlar bu sene. Eski bir Kıbrıs evi mi diyeyim artık, eski bir Kıbrıs görünümlü dekorasyon yaptılar. İlgi çeken bir standları var bu sene. Daha çok neler yapılabilir tanıtımlar açısından? Daha çok turist göndermek istiyoruz. Rum tarafına 1.4 milyon turist gidiyormuş. Fakat Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne turist gönderemiyoruz. Özellikle İngiltere'den, İngiltere pazarından çok fazla turistimiz yok. Daha fazla reklamın yapılması gerekiyor. İmaj reklamlarının daha fazlalaştırılması gerekiyor. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz siz? Bildiğiniz üzere son zamanlarda uçaklarda bir sıkıntı var. Eskiden işte Kıbrıs'a giden yolcular Türkiye'de duruyorlardı. Uçaktan inmeden devam ediyorlardı. Yapılan son dönemdeki değişikliklerle güvenlik açısından denildi ama tam sebebi belirsiz şu anda. O anlamda biraz sıkıntılar var. Uçaklar çok uzun sürüyor. Aileli insanlar Kıbrıs'a gitmeyi tercih etmiyor. Özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne.
alternatif olarak da Rum tarafından uçmayı tercih ediyorlar. Şimdi iki taraflı düşünmek lazım. Bir, kendi ülkemizin kalkınması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gitmemiz tercihimizdir. Ama maalesef bir Kıbrıs Türk Hava Yolları'mız vardı. O da yok artık. Onun yanı sıra şu anda 3 tane hava şirketimiz var. Türk Hava Yolları, Atlas Jet ve Pegasus. Onlarda da işte sıkıntılar, uçaktan inip uçağa binme, özellikle aileli yolcular için çok zor oluyor. Tabii doğal olarak insanlar Rum tarafından gitmeyi talep ediyor. Bu taraftan da Rum tarafındaki ülkenin maliyesi, maddi açıdan da kalkınması daha verimli oluyor onlar için. Ümit ettiğimiz bir an önce bu sıkıntıların giderilmesi, çalışmaların yapılması. Işık Bey'in de dediği gibi biz burada gereken girişimlerde bulunduk. Gereken makamlardan, sivil havacılıktan olsun. Bazı yazışmalar içerisindeyiz şu anda. Tabii bu bizim yapacağımız büyüklükte bir iş değil. Biz sonuçta bir sivil toplum örgütüyüz. Buradan işte gerek devlet yetkililerimize, gerek Türkiye'deki Ulaştırma Bakanımızdan, gerek Kıbrıs'taki Ulaştırma Bakanımızdan ve oradaki sorumlu insanlardan bir şekilde bu işin çözülmesi ve bir an önce önümüzdeki yaz dönemine kadar bu sorunların ortadan kaldırılması gerekiyor ki insanlar rahatlıkla kendi memleketlerine uçabilsinler. Şu anda 10 saate varan yolculuklarla gidiyorlar. Bu da çok zor. Özellikle ailesi olan insanlar, çocuklar olan için, yaşlılar için. Ümit ederim inşallah bu gibi sıkıntılar giderilir. Çünkü biz bir turizm ülkesiyiz. Büyük gelirimiz turizm. Büyük gelirimiz turizm diye söylüyoruz. Yapılan çok güzel otellerimiz var. 5 yıldız otellerimiz var. Dünya standartlarında hizmet veriyoruz bugün. Aynen öyle. Ama maalesef işte turist götüremiyoruz yeterince. Tanıtamıyoruz. Gerekli reklam bütçemiz yok. Biraz reklam önce, bütçemizin %5 mi 10 mu çok %2'lerde olduğunu söylediler ki maalesef. Çok büyük bir eksikliktir bu. Maalesef. Gelirinin turizm olduğu bir ülkede bütçenin daha yüksek olması gerekmiyor mu? Maalesef. Tabii ki yani şu anda hatta pound'un yükselmesiyle İngiltere'den gelecek olan turistin de çok cazip fiyatlara gelip orada tatil yapabilme olasılığı çok yüksek. Çünkü son 3 ay 6 ay içerisinde %25 pound değer kazandı. Yani İngiltere'de İngiliz pound'u kazanan bir insan Kıbrıs'ı tercih etmesi lazım. Çünkü TL bazında çok güzel bir currency'si var. Yani şu anda exchange'i çok iyi, alım gücü daha fazla yükseldiği için bu pozitif şeyler. Ve uçak fiyatlarının biraz daha düşmesi gerekiyor sanırım. Aynen öyle. Uçak fiyatlarının düşmesi gerekiyor ama talep yüksek olduğu sürece maalesef uçak fiyatları düşmeyecektir. Ek seferlerin olması lazımmış. Evet. Biraz önce Turizm Bakanı'yla da görüşmeler gerçekleşti. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Sayın Fikri Bey'in düşünceleri güzel, yapmak istedikleri güzel. Ama yani ortaklaşa yapılması gereken işler var. Sadece işte reklamla olmuyor bu işler. Biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Kıbrıslı Türklerden daha fazla İngiltere'de ve Avustralya'da yaşayan Kıbrıslı Türk var. Yani oradaki Kıbrıslı Türklerin kendi ülkelerini reklam yapması daha önemli. Komşularına söylemeleri, arkadaşlarını, dostlarını Kıbrıs'a bir şekilde çekmeleri gerekiyor. Yani bu anlamda da burada yaşayan Kıbrıslı Türklerin de kendi memleketlerini, kendi ülkelerini reklam yapması gerekiyor. Sadece verdiğimiz büyük reklam bütçeleriyle maalesef bu olmuyor. Konseyin çalışmalarını anlattınız. Bununla ilgili neler söyledi? Memnuniyet getirdi mi? Festivalden konuştunuz sanırım. Evet. Konseyin çalışmalarıyla ilgili neler söyledi? Biliyorsunuz konseyin çalışmaları aslında bireysel bir çalışma değildir. Buradaki birçok Kıbrıslı Türk toplum örgütlerini temsil eden bir kuruluştur. Biz hep beraber, bütün toplum örgütleriyle beraber bir festival gerçekleştirdik. Arkadaşların da yardımlarıyla beraber. Tabii bu kolay olmadı. Sizler de oradaydınız, sizler de gördünüz. Güzel bir başarı sağlandı ve bu trendin ileriki yıllara getirilmesi ve devletten de bir destek istedik. Ümit ederim ki Kıbrıs'taki Turizm Bakanlığı, bugün Fikri Bey'dir, yarın başkası olabilir, seçimler var önümüzdeki dönemde. Bu katkılarını bizden esirgemezler. Yani bizim buradaki teklifimiz hep beraber bir şey yapalım. Hep beraber bir başarı sağlayalım. Sonuçta bu hepimize yarayan bir şey.
Çok teşekkür ederim Turgut. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum başkanım. Biz teşekkür ederiz. Türk Cumhuriyeti olarak turizmi uluslararası platformda tanıtmak hepimizin bir borcu. Tabii ki turizm bizim için çok önemli. Çünkü Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınması açısından, ekonomisi açısından turizm en önemli faktörlerden görülüyor. Biraz önce bakanlarımızla görüşmelerimizi yaptık. Gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm Bakanı olsun, gerekse Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanı olsun. Sorularımızı sorduk, sıkıntılarımızı sorduk, cevaplarımızı aldık. Bugün ikinci gün fuarda. Yarın bizler yine Genç TV olarak üçüncü günde de burada yer alacağız ve buradaki kişilerle röportajlarımızı gerçekleştireceğiz. Bizler borcumuzu bugün burada, gönül borcumuzu sunmuş olduk. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni en iyi şekilde yurt dışında tanıtmaya devam ediyoruz. İngiltere'de bulunan halkımızı, yabancı veya Türk halkımızı Kuzey Kıbrıs'a götürebilmek için çabalarımız her zaman devam edecektir. Bizler ekranlardan hoşça kalın diyoruz. Yarın tekrar Excel'de turizm fuarında görüşünceye de hoşça kalın diyoruz.